Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu, başlıktan da gördüğünüz üzere, YouTube'a doğru bir şekilde nasıl başlanır ve nelere dikkat etmeniz gerekir gibi konulara değineceğim arkadaşlar. Bugün sizlere 7 önemli tavsiyede bulunmak isterim. Şimdilik arkadaşlar, her şeyden önce yapmanız gereken ilk şey, eğer halen daha yapmadıysanız, bir YouTube hesabı açmak. YouTube hesabı açarken ise dikkat etmeniz gereken 3 nokta mevcut arkadaşlar. Birincisi, kanal ismi basit ve kolay bulunabilir olması gerekir. 2. Kanal kapak resmi. 3. ise arkadaşlar, kanal hakkında bölümünde sizler ve kanalınız hakkında 1 veya 2 paragraf yazmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, YouTube hesabı açtıktan sonraki ikinci önemli konu ise hedefiniz, yani kimlere hitap etmek istiyorsunuz, ne tür videolar çekeceksiniz. Çünkü arkadaşlar, buna bağlı olarak kullanacağınız çekim ekipmanları değişiklik gösterebilir. Yani şöyle ki, eğer vlog videoları çekmeyi düşünüyorsanız arkadaşlar, görüntü sabitleme özelliğine sahip bir action kamera dediğimiz kamera türüne veya cep telefonunuzu kullanmak istiyorsanız da bir stabilizatöre ihtiyacınız olacak. Yani güzel ve akıcı kareler yakalayabilmeniz için bunlardan birini kullanmanız gerekecektir arkadaşlar. Bunun dışında eğer bu şekilde bu videodaki gibi sabit videolar çekmeyi düşünüyorsanız da cep telefonunuzla birlikte bir tripod rahatlıkla işinizi görecektir. Buna ek olarak arkadaşlar, bu şekilde bir yaka mikrofonu almanızı tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar, görüntü kalitesi kadar sesin kalitesi de çok önemli. Dördüncü önemli konu ise arkadaşlar, editleme. Sizlere tavsiyem, YouTube'a başlamadan önce editleme hakkında biraz araştırma yapıp ve sizlere en uygun gelen editleme programının hangisinin olduğunu bularak o program ile devam edebilirsiniz. Benim arkadaşlar kullandığım editleme programı Filmora 9. Kolay arayüzü ile birlikte gerçekten çok kullanışlı bir program olduğunu söyleyebilirim. Eğer Filmora'yı merak ediyorsanız internette hakkında biraz araştırma yapabilirsiniz. Beşinci önemli konu süreklilik, YouTube'a devamlılık. Yani şöyle ki, YouTube'a başladığınız zaman, atıyorum haftada bir video atıyorsanız, her hafta minimum bir video atmaya çalışın. Yani bir hafta atıp bir hafta atmamazlık etmeyin. Çünkü YouTube'da başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlar, süreklilik önemli. Altıncı önemli konu arkadaşlar, videolarınızın başlığı ve kapak resimleri. Videolarınızın başlığı ve kapak resimleri ne kadar ilgi çekici olur ise tabi videolarınızın içerikleriyle uyumlu bir şekilde olması gerekiyor. Bu iki nokta arkadaşlar, ne kadar ilgi çekici olursa o kadar yüksek tıklanmalar alacaksınız. Buna ek olarak bir de keywords, yani anahtar kelimeler ve hashtagler mevcut. Anahtar kelimeleri ve hashtagleri ne kadar başarılı kullanırsanız videonuzun da izlenme oranı o kadar yüksek olacaktır. Ve son arkadaşlar, yedinci ve belki de en önemli madde, YouTube'un dikkat ettiği ve önem verdiği bir konu ise videonuzun ne kadar tıklanma aldığı değil, izleyicilerin videonuzda ne kadar süre geçirdiklerine bakmakta. Yani sizlere tavsiyem şu ki, videolarınızın içeriklerini ilgi çekici, ne kadar çok ilgi çekici yapar iseniz izleyiciler de videolarınızda o kadar fazla zaman geçirecektir. Bu da YouTube için güzel bir gösterge olup, dediğim gibi, sizin kanalınızı ve videolarınızı hep daha ileriye taşıyacaktır. Ve arkadaşlar, son olarak YouTube'a başlamayı düşünen herkesin merak ettiği bir konu mevcut. Şu anda yeni bir YouTube kanalı açsam ve video yüklemeye başlasam ne kadar para kazanırım? Şimdilik arkadaşlar, buradaki olay şöyle. YouTube'dan para kazanabilmeniz için her şeyden önce kanalınızın son 12 ayda 1000 aboneye ve 4000 saat izlenmeye ulaşmış olması gerekiyor. Bu iki koşulu arkadaşlar tamamladığınızda, dediğim gibi, artık YouTube'dan para kazanmaya başlayabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar, videolarınızın içeriğine bağlı olarak bu hedefe ulaşma süresi herkese göre değişiklik gösterebilir. Ancak arkadaşlar, bu değindiğim 7 konuya dikkat edecek olur iseniz çok kısa sürede gerçekten iyi yerlere geleceğinize inanıyorum. Bunun dışında arkadaşlar, bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz var ise yorum kısmında bana sormaktan çekinmeyin. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.